Geriye iki tane constraint kaldı. Bir tanesi arkadaşlar reference type constraint'i, bir diğeri ise value type constraint'i. En başta hatırlıyorsanız 5 tane constraint olduğunu söylemiştim. Reference type constraint'inde arkadaşlar şunu söylüyorsunuz. Sizin generic sınıfınız sadece sizin oluşturduğunuz referans tiplerden oluşturulabilir veya framework'in içerisindeki referans type'lardan oluşturulabilir. Value type'lar ise yine ismi üzerinde struct gibi veya integer string gibi value type'lardan oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde kurallar koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir örnekle gösterelim. New project diyorum. Yine konsol aplikasyonu. Referans value type constraint generic sample diye bir örnek yaptım. Hemen yukarıya bir class oluşturalım. Class my class. İçerisinde ne varsa var, onu yazmıyorum. Class test dedim. T ver T iki nokta üst üste class diyorum arkadaşlar. Bunu dediğim zaman benim T parametrem sadece referans type'ları alabilir. Diğerlerini kabul etmez. Okay. İşte TOBJ diyelim. Public test. OBJ eşittir null. Normalde bunu arkadaşlar build ettiğimiz zaman sorun çıkmayacaktır. Ama şunu koymazsak bakın hata verecektir null'a. Çünkü T'nin value type mı, reference type mı olduğunu bilmiyor. Hatırlıyorsanız null'ı sadece kim alabiliyordu? Reference type'lar alabiliyordu. Siz integer'ı bir null'a eşitleyebiliyor musunuz? Eşitleyemiyoruz. String'i de bir null'a eşitleyemiyoruz. Çünkü bunların hepsi value type'lar. String'in default value'su boş string, null değil, boşluk, boş string. Integer'ın default'u ise sıfır. Ama integer'ı null'a eşitleyemeyiz. İşte bu constraint'i koymadığımız zaman obje eşittir null dediğimiz zaman hataya sebep olur arkadaşlar. Çünkü bu objenin null değer alıp almadığını bilmiyor. Ama biz burada garantiye alırsak kendimizi T'nin referans type olduğunu söylersek her referans type null'a eşitlenebildiği için kodumuzda hata vermeyecektir. Ve düzgün bir şekilde çalışacaktır. Burada artık bunun içerisine bunu çalıştırmaya çalıştığımız zaman şöyle test my class'ı vereceğiz. X eşittir new test deyip kullanabiliriz. Okay. Ama bunun içerisine şöyle yaparsak test integer y eşittir new test dersek arkadaşlar bakın hata verdi. Bu şekilde ne yapmış olduk? Type safety'yi de sağlamış olduk yine. Bir de arkadaşlar value type için olanları var. Aynısının bu sefer tam tersi. Hemen onu da göstereyim. Şunları collapse yapayım. Yukarıya geleyim. Value type'lar da arkadaşlar struct'lar ve value type'larla çalışır. Sonuçta struct da bir value type. My struct diyorum buna da. Sonra class değil tabii class. Test 2 diyelim. Yine T alsın. Ver T iki nokta üstte. Bu sefer value type olacağı için struct yazıyorum arkadaşlar. Sintaksı bu şekilde. Struct diye yazılıyor buraya. Sonra bunun içerisinde arkadaşlar TOBJ public test 2. Burada artık null'a eşitleyemeyeceğimiz için illaki constructor'ında tx'i almak zorunda. Bu tabi table değil. T. Burada da artık ne olacak? obj eşittir x olacak.
bunu kullanmak istediğim zaman da test 2 test 2 diye deriz. Parantez açtığım zaman benden integer bir parametre ister, bunu yazabiliriz. Veyahut test 2 my struct z eşittir new test 2. Benden my struct'tan bir şey istiyor. New my struct diyelim. Instance istiyor. Bunu verelim. Bu da yine sonsuz olarak build olacaktır arkadaşlar. Hata çıkarmayacaktır. Constraint'lerin içerisinde arkadaşlar birbirleri arasında relation kurabilirsiniz. Ne demek bu? Mesela şöyle bir örnek verelim. Bunu da collapse yapıyorum. Class A. Class B. A'dan türesin. Tamam. Class gen T alıyor, V alıyor. Ver V iki nokta üst üste T. Oops. Bu ne demek arkadaşlar? V'nin T'den inherit olması lazım demek arkadaşlar. Bu T ve V alıyor parametre olarak. Biz şöyle bir kural koyuyoruz. V illaki T'den türemiş olması lazım. Aksi halde bunu kabul etmem demek. Bunu kullanmak istediğim zaman da şöyle full screen yaparsak daha rahat göreceğiz. Gen A'ya B diyorum. X eşittir new gen A'ya B dediğim zaman X olmasın tabi, bu K olsun. Bakın şu şekilde buna izin verir. Neden? Çünkü arkadaşlar V A'dan V T'den türemiş olması lazım kuralı koymuştuk. Bakın B A'dan türemiş olması lazım. B'ye baktığımız zaman A'dan türediğini görüyoruz. Tersini yapsaydık bunun B A deseydik, buna da J deseydik, yine aynı şekilde B A deseydik, bu hataya sebep olurdu arkadaşlar. A'nın üzerine geldiğiniz zaman A'nın B'den türemediğini söylerdi size ve hata verirdi. Bu da yine aklınızda bulunsun. Böyle constraint'ler de koyabilirsiniz. Eğer birden fazla constraint uygulayacaksanız, ki demin bahsetmiştim size, mesela class gen 2 t'ye v ver t 2 nokta üst üste class ver v 2 nokta üst üste struct diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da multiple parametreler için multiple constraint koyabiliyorsunuz. T'ye ayrı, V'ye ayrı constraint'ler koyabiliyorsunuz. Eğer T hem class olsun hem de V'den türesin diyebilirsiniz. Aynı zamanda I işte comparable'dan implement olsun ve new ile türeyebilsin diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabi v struct olduğu için t v'den türeyemez. Onu unuttuk tabi. O yüzden bunu da class yapalım şöyle. O zaman bakın sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Böyle farklı constraint'ler farklı parametreler için ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar default bu type'lar için T ve V için default parametrelerin default hallerinin atanma sorunu var. Yani şöyle
Az önce bununla ilgili bir örnek yapmıştık aslında. Biz burayı ver kısmına class, daha doğrusu referans constraint'i koyduğumuz zaman şu constructor'ın içerisinde buna null değerini atayabiliyorduk. Ama bu class'ı kaldırdığımız zaman şu objeye null değeri atayamıyorduk. Çünkü onun nullable olup olmadığını bilmiyorduk. Peki şöyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Constructor'da bu objenin default değeri neyse onu almasını istiyorsunuz. Yani bu bir eğer T eğer bir referans tipse, referans tiplerin default değeri nedir? Null'dır. Null olmasını istiyorsunuz. Ha yok, value tip gönderdiysem o zaman value integer ise sıfırdır. String ise boş string'tir. Ama ne olduğunu nereden bilecek? Kod, compiler bunun, çünkü compiler buna ne zaman karar veriyor? MSI ile çevirirken bir kere o tipi veriyor. Ondan sonra da bir daha karar veremiyor bunu. O yüzden default value'larda her zaman sorun var arkadaşlar burada. Null mu verecek, sıfır mı verecek, struct verdik diyelim. Struct'ın içerisindekilerin bu sefer default value'larını vermesi gerekiyor. Struct'ın içerisinde string olabilir, integer olabilir. Onların tek tek default value'larını ayarlaması gerekir. Bunun için arkadaşlar biz burada obje eşittir null dersek bu sadece referans tipler için çalışır. Obje eşittir sıfır dersek sadece value tiplerin integer için çalışır. Bunun için ortak nokta arkadaşlar default diye bir keyword'ümüz var. Bu generic tipler içerisinde kullanılan default denilen bir keyword'ümüz var. Nasıl kullanılıyor arkadaşlar? Şöyle kullanılıyor. Hemen yine burada bir generic tip oluşturalım. Class default generic diyorum buna da. Default generic. Yine T alsın. Şöyle bir class'ımız olsun. Generic class'ımız olsun. Pub T tipinde bir objemiz olsun, obj. Sonra public default generic içerisinde de obj eşittir null dersek, eğer t'ye value tip gelirse kodumuzu patlatır. Zaten compile de olmuyor. T'ye şey gelirse, referans gelirse sorun yok ama value gelirse bu patlatır. Bunun yerine ne yapmam lazım arkadaşlar? Default T'yi vermem gerekiyor arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Ben T'ye ne vereyim, verirsem vereyim, onun default değerini alıp bizim objeye atıyor arkadaşlar. Bunu yaptığı zaman da default value'sunu otomatikman atamış oluyor. Ben şunu public hale getireyim. Bunu dışarıdan da görelim. Hemen şurada bir test edelim bunu. Şunları commentleyeyim. Şu hemen alta gelelim. Test. My class duruyor diye hatırlıyorum. My class'ım evet var burada. X eşittir new my class. If x nokta test değil, pardon. Bu test değil. Neydi bizim şeyin adı? Default generic'ti. Özür dilerim. Şunu düzeltelim. Default generic diye. If x nokta obje burada eşit eşit null ise, ki burada null olacak, console write line x nokta obj is null diyelim şöyle. Veya default generic int y eşittir new default generic. Bu sefer de if y nokta obj eşit eşit sıfır ise y nokta obj is 0 diye ekranda gösterelim. Bakın bu şekilde default value'larını da aldı arkadaşlar.
Generic class'lar gibi arkadaşlar, generic struct'lar da var. Syntax olarak class'lardan hiçbir farkı yok. Aynı şekilde yazıyorsunuz struct'ları da. Hemen şöyle kısaca göstereyim. Struct x, y ne tipinde alsın? T tipinde alsın. Şöyle, ondan sonra da içini dolduruyorsunuz arkadaşlar. T'nin TX olsun tipi, T tipinde de Y olsun. Constructor'ı vardı hatırlıyorsanız. TA TB. Şöyle X eşittir A, Y eşittir B diye. Sonra kullanmak için ise yine burada static void main'in içerisinde, şunları kapatalım, x y'nin içerisine int'i verdik, x y eşittir new x y, bizden int istiyor, 10'a 20. Sonra da bunu gösterebilirsiniz. Peki x y'ye eğer my class'ı verirsem ne olur? My class deneme eşittir new my class. Bakın açtığım zaman my class A, my class B diye gösteriyor. Deneyelim bakalım. New my class. New my class. Build ettiğim zaman yine şöyle sonsuz şekilde build edecektir. Yine structure'larda da arkadaşlar constraint uygulayabilirsiniz. Aynı class'larda olduğu gibi. Eğer value type'larla kısıtlamak istiyorsanız bunu yine buraya ver t iki nokta üst üste struct derseniz sadece value type'larla kısıtlamış olursunuz. Bakın bu sefer izin vermez artık bunu oluşturmaya. Generic class'lar gibi arkadaşlar generic olmayan metodların içerisinde generic olmayan class'ların içerisinde generic metodlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece aldığı parametreyi söylemeniz yeterli. Şu şekilde yeni bir örnek açalım. Generic method sample diyorum. Diyelim ki şu tepede bir class oluşturalım. Class my class. My class'ın içerisinde arkadaşlar public boolean copy insert diye bir metodumuz olsun. Bu arkadaşlar T tipinde parametre alsın. Okay. Aldığı parametreler T tipinde E alıyor. İşte atıyorum integer index alıyor. Ondan sonra T tipinde bir array alıyor. SRC. Ve T tipinde yine array olarak target alıyor. Okay. Böyle arkadaşlar return true dersek de sorunsuz bir şekilde compile edecektir. Kullanmak istediğimiz zaman arkadaşlar bunu yine metodumuzu çağıracağımız zaman şurada mesela int veya direkt şöyle göstereyim. My class'tan yeni bir instance oluşturalım. Obj eşittir new my class. Obj nokta copy insert dediğimiz zaman, açtığımız zaman arkadaşlar bakın buraya geldi t diye int verdik mesela. Bu sefer bakın int e, int index, int str, srt diye değişti burası. Başta t diye gösteriyordu. Bakın bunlar int'e döndü. Ben buraya int'i yazdığım zaman eğer yazmasaydık orada yine t diye gösterecekti arkadaşlar. Eğer bunu instance'a özel değil de statik yapsaydık
hiç bundan yeni bir instance oluşturmadan ulaşabilirdik. Yani şöyle public static boolean copy insert deseydik şuna artık gerek kalmayacaktı. Aynı şekilde my class nokta copy insert de diyebilirdik. Şöyle bakayım, copy insert deyip direkt yazmaya başlayınca da sanırsam oluyordu arkadaşlar. Bakalım 99, bakın evet. Direkt yazmaya başlayınca da oluyor. Hiç başına integer vermeyin. İlk parametreyi 99 diye verdiğiniz zaman integer diye algılıyor. Geri kalanları da kendisi otomatik değiştiriyor. Şu da oluyor. Int 99 işte 1. Burada integer array'i vermek lazım ona. Şöyle. Üçüncü parametre de yine. Şunları ama şey yapmıyorum. Burada illaki array oluşturmamız lazım. Int a eşittir new. Int 4. A'ya. Bunu da yine kabul ediyor. Arkadaşlar. Direkt böyle de yazabilirsiniz. Veya benim az önce yaptığım gibi my class copy insert 100 dediğiniz anda t'yi bakın değiştirdi, integer yaptı. Burayı da update ediyor kendisi. Otomatik olarak. 1 a'ya a. Bu da generic metodlar arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine generic metodlarda da arkadaşlar class'larda olduğu gibi constraint uygulayabiliyorsunuz. Normalde biz class'larımızda nasıl işte sadece struct alsın veya sadece referans tip alsın diyebiliyorsak metodlarımızda da aynısını söyleyebiliyoruz. Hemen şu metodumuzun tanım kısmının yanına ver t iki nokta üst üste struct derseniz t sadece struct yani value tipinde alır arkadaşlar. Veya t eşittir class derseniz sadece referans tipinde alır. Bunu da yine sağlayabilirsiniz. Generic metodlar. Burada arkadaşlar az önce yaptığım yöntemde copy insert ile integer'ı manuel olarak verdiğim yöntem aslında karışıklığa engel olmak için kullanılıyor. Normalde copy insert'te ben şu şekilde verebiliyorum ama eksplisitli olarak bu şekilde de tanımladığım zaman bu aslında karışıklığa engel olmak için. Şöyle göstereyim. Bizim şurada class A olsun. Class B olsun. B ama A'dan türesin arkadaşlar. Sonra bunun içerisinde şu struct'ı kaldırayım ben. Reference type da alabilsin. Bunun içerisinde şurada hemen B tipinde bir array oluşturayım. B eşittir new eşittir new B virgül B array olacağı için new B deyip 3 elemanlı B array oluşturuyorum. A array'i oluşturalım. A eşittir new A, bu da 4 elemanlı A array'i olsun. Şöyle. Şunları sileyim. Şuna da gerek yok. Şunları da sildim. Şimdi A ve B'den oluşan iki tane array'im var arkadaşlar. Burada gidip my class nokta copy insert deyip şöyle new A dersem arkadaşlar. Sonra indeksi veririm bir. Bir. Sonra benden A, S, R, T istiyor. Buraya B'yi verdim. Buraya da A'yı verdim. Build ettiğim zaman bu arkadaşlar çalışacaktır. Fakat neden? Çünkü B benim. Şurada A'dan türüyor. Dolayısıyla şey olarak çalışacaktır. Sorunsuz olarak çalışacaktır. Ama aslında burada arka tarafta bunun B mi A mı olduğunu kendisi karıştırıyor. Şurada bakayım console
nokta readline diyelim. Çalıştırdığım zaman bakalım ne yapacak. Sonsuz olarak çalışıyor. Fakat arka tarafta arkadaşlar burada B'yi verdiğimiz için, B de A'dan türediği için çalışacaktır. Ama aslında şey olacak. Kopyalama falan yaparken biz tabi şunun içerisini doldurmadık. Burada hatanın nasıl olacağını görmüyoruz ama şuraya T'ye B'yi gönderiyoruz burada aslında. Ama burada aldığı, şuradaki aldığı A tipinde alacak. Dolayısıyla burada bir karışıklık olacak. Burada yapılan işlemlerde. Ne görecek burada? A tipinde görecek ama B'de ekstradan metotlar varsa onlara ulaşamayacak. Karışıklığa sebep olacak. Burada ben bir kod yazmadığım için patlamadı. Normalde burada karışıklık olacağı için patlayacaktı kodum. Bunu engellemek için işte arkadaşlar şöyle diyorsunuz. Burada new A demeden önce illa A diye tanısın diye şöyle A diye verdiğiniz zaman bunu engellemiş oluyorsunuz. Hatanın giderilmesini sağlıyor. Explicit olarak compiler diyorsunuz ki bunun içerisindeki tüm elemanları A olarak tanımla diyorsunuz. Çok detay bir konu. Çok sık karşınıza çıkacak bir konu değil ama yine bilginiz bulunsun.